Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün sizlere Instagram'da da görmüş olduğunuzu düşündüğüm Sugar Dome ismiyle bilinen şeker kubbesinin yapılışını göstereceğim. Bu dekoru birçok porsiyonluk tahtınızda, cupcake'lerinizde kullanabilirsiniz. Hazırsanız tüm püf noktalarıyla videomuza başlayalım. Bu dekorumuz için gerekli olan malzemeler 50 gram glikoz şurubu, 50 gram su, 100 gram da toz şekere ihtiyacımız var. Yapılışına geçmeden önce ön hazırlığımızı yapalım. İlk önce ısıya dayanıklı bir aparatın iç kısmını sıvı yağ ile yağlıyoruz. Yağlamadığımız takdirde şeker kubbesini bu kaptan çıkarırken kırılmalar olacaktır. Ve ne kadar büyük bir aparat kullanırsak da şeker kubbemiz o kadar büyük olacaktır. Örneğin ben cupcake'in üzerini süslemek için kullanacağım. Bu büyüklük benim için yeterlidir. Siz porsiyonluk bir pastaya yapacaksanız bir miktar daha büyük bir kalıp kullanabilirsiniz. Kullanacağımız aparatın iç kısmını sıvı yağ ile güzelce yağladıktan sonra ona uygun başka bir kaseyi streç film ile iki kat kaplıyoruz. İlk katını kapladıktan sonra bu şekilde çizikler varsa onları da düzeltin. Tamamen pürüzsüz bir üst yüzey yapın. Bu şekilde. Şimdi ikinci kez streç film ile kaplıyorum. Tekrar üstünü düzeltiyorum. Streç filmi tek kat kapladığınızda streç filmde yırtılmalar meydana geliyor. O yüzden iki kat kaplayın. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Küçük bir tavaya tüm malzemelerimizi ekliyoruz. 100 gram toz şeker, 50 gram su ve 50 gram glikoz şurubu. Malzemelerimi ekledikten sonra tavamın içinde şöyle bir karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra ocağımın altını orta ateşte açarak şekerimin içinde erimesini bekliyorum. İçine eklediğim toz şekerin hepsi eridi. Kıvamı şu an su gibi akışkan. Bir miktar daha kaynatacağız. Biraz daha yoğun bir kıvama geldikten sonra ocağımızın altını kapatıp dekorumuzu yapmaya başlayacağız. Şekerimiz hafif sarımtırak bir renge gelene kadar kısık ateşte ocakta bekledi. Şimdi ise üzerindeki köpükler tamamen gidene kadar, bir miktar soğuyana kadar oda sıcaklığında bekleteceğiz. Eğer evinizde gıda termometresi varsa 110 derecelik sıcaklığa kadar soğuması yeterlidir. Şekerimiz bir miktar soğuduktan sonra, üzerindeki kabarcıklar gittikten sonra üzerine streç film ile kapladığım kabın tam ortasına döküyorum. Döktükten sonra aparatımı aşağıya doğru bastırıyorum. Aşağıya doğru bastırdıkça zaten o kubbe görüntüsünü alacaktır. Kubbe görüntüsünü aldıktan sonra 1 dakika kadar soğumasını bekliyoruz. 1 dakika sonunda şeker soğuyacaktır. Soğuduğu için de katılaşacaktır. Böyle tak tak diye bir ses geldiği zaman altındaki streç filmi yavaşça çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi şeker kubbemiz hazır. Çok kolay bir şekilde de kırılıyor. Videom bu kadardı. Videomu beğenip attığım her videodan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.